Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve MASKİ Genel Müdürlüğü ile mahalle muhtarlarına 25 adet tankerin dağıtımı için Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Tabii ki Cenab-ı Hak her şeyi gören, duyan ve bilendir. O zaman dua da Allah'a en yakın olduğumuz andır. Açalım ellerimizi, Rabbimize dua edelim bu kutlu gün için. Amin. Kazasız belasız Rabbim inşallah hayırlı bir ömür versin cümlemize. Amin, amin. Hepimizi kazalardan belalardan korusun. Amin. Hayırlı uğurlu olsun. Allah'a emanet olun. Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Özsozlu, Ertuğrul Yıldırım, Uğur Başkal, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Gökhan Çevik, Erman Aydın Yer, Emre Özünlü, MHP MYK üyesi Mehmet Ödevli, MHP İl Başkan Vekili Muammer Babuş, Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Büyükşehir ve MASKİ Genel Müdürlüğü Daire Başkanları, Başkan Danışmanları, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türküler, SİPİLAŞ Genel Müdürü Engin Anlı, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç, Belediye Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve Mahalle Muhtarları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşma yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, sözlerine tüm Manisalıların ve İslam aleminin Ramazan ayını kutlayarak başladı. Bizleri 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına kavuşturan Rabbimize şükrederek hepinizin Ramazan ayını da ayrıca kutluyorum. Törende gönüllü itfaiyecilik eğitimlerine katılanlara kartlarının da teslim edileceğini ifade eden Başkan Ergün, gönüllü itfaiyecilere teşekkür etti. 2021 yılında başlattığımız gönüllü itfaiyecilik projemizde eğitimlerini tamamlayan arkadaşlarımıza gönüllü itfaiyecilik kartlarını takdim edeceğiz. Bu arkadaşlarımız 120 saatlik eğitimin ardından gönüllü itfaiyeci oldular. Bugün burada temsili olarak bu kartları sahiplerine teslim edeceğiz. Manisa'da yüzlerce gönüllü itfaiyecimiz var. Başta burada bulunan arkadaşlarımız olmak üzere gönüllü itfaiyeci olan tüm arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Konuşmanın ardından Cihan Pehlivanı Koca Yusuf Kültür Derneği Manisa Şube Başkanı Süleyman Tuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e filoya kattıkları Koca Yusuf adlı itfaiye aracı nedeniyle teşekkür plaketi takdim etti. Koca Yusuf Dernek Başkanı Süleyman Tuna, itfaiyeye adı verilen Koca Yusuf'un kim olduğuna dair bilgileri de paylaştı. Koca Yusuf, dünyada hiç yenilmemiş tek pehlivan. Aynı zamanda Türk dünyasında 100 ünlü Türk arasında girici pehlivan. Koca Yusuf genç yaşlarda kendi bölgesinde güreşler yapmış. Tabii hiç yenen olmamış onu. Baş pehlivan olduğu zamanlar işte Kırkpınar'da Kerel Üçeli yaptığı güreşte galip geliyor. Oradan bunu gören Fransız bir menajer bunu alıyor götürüyor Fransa'ya. Fransa'da İşte Avrupa şampiyonları, dünya şampiyonlarına güreşiyor. Aynı zamanda Koca Yusuf yalnız yağlı güreş pehlivan değildir. Greco-Roman da yapmıştır. Serbest güreş de yapmıştır. Minder güreş de yapmıştır. Yani tarihte tek kişi hiç yenilmemiştir. Daha sonra mahalle muhtarlarına Başkan Ergün tarafından belgeleri takdim edilerek tankerlerin teslimi gerçekleştirildi. Başkan Ergün daha sonra gönüllü itfaiyecilik eğitimini tamamlayan vatandaşlara gönüllü itfaiyeci kartlarını da teslim etti. Takdimlerin akabinde okunan duaların ardından yeni araçların teslimi gerçekleştirildi. Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Törenin sonunda Başkan Ergün yeni araçları kontrol ederek itfaiye araçlarını da tecrübe etti. Başkan Ergün araçları inceledi, bilgiler aldı, test etti. Ardından Manisa TV mikrofonuna yaptığı açıklamada itfaiyeye ciddi yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirtti. Manisa'ya hayırlı olmasını diledi. İlk geldiğimiz günden beri itfaiye noktasında çok büyük yatırımlar gerçekleştirdik.
Biraz önceki söylemimde de ifade ettiğim gibi 56 noktada bugün 633 personeliyle, 160 aracıyla ve her gün üzerine konan ilaveleriyle gelişen bir daire başkanlığımız. Tabii ki mahallelerimizin tamamında gönlümüz istiyor bu tür tankerlerimizi öncü yangınlara karşı veya diğer farklı amaçlı kullanmak üzere. İşte gördüğünüz çeşmeleri var, düğünler öncesi yolların ıslatılması gibi aktivitelerde de bu araçlarımızı kullanma noktasındayız. Ben hayırlı olsun diyorum. Her şey Manisa'da yaşayan insanımızın daha iyi yaşam içerisinde mutlu bir şekilde yaşayabilmesi. Tek amacımız, gayemiz bu. Muhtarlarımıza 25 adet traktör arkası tanker verdik. Toplamda Manisa'da traktör sayımız 125'e oluşmuş oldu. 125 kırsal mahallede traktör arkası tanker vermiş olduk. Ayrıca de büyük 26 tonluk aracımız da var. O da Türkiye'nin büyük araçlarından bir tanesi. Bir de kulağı aracımız, minik itfaiye aracımız var. O da dar sokaklar için. Aynı zamanda da üst ekipmanını yenilediğimiz bir aracımız var. Onlarla beraber Manisa'mıza hizmet vereceğiz. Traktör arkası tankerlerini alan mahalle muhtarları da Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Bir yangın esnasında çok sıkıntılar oluyordu. Yol ulaşım uzak olduğu için. Ama şimdi bir yangın tankeri verdi Cengiz Başkanımız, sağ olsun, Allah razı olsun. Olaylara daha, yangınlara daha hemen müdahale edebileceğiz. Yani sağ olsun, Allah razı olsun. Her olayda Manisa Büyükşehir Başkanımız Cengiz Ergün her şeyde duyarlı, her istediğimiz yerine getiriyor. Sağ olsun, Allah razı olsun. Bir şey yok. Tırımlar Manisa Büyükşehir olarak büyükşehir olduktan sonra Karakoca'da hiçbir şeyimiz yoktu bizim. 50 senedir köyümüz susuz. Ama büyükşehir olduktan sonra sağ olsun Cengiz Başkanım Turgut Alp'te Sipri'nin dibinde sondaj yaptılar. Hem Turgut Alp'e hem bize su veriyorlar. Ama bunların yanında bu sene altyapım da oldu. Şimdiki yollarım da oluyor, yapılıyor. Daha bundan iyisi can sağlığı. Allah razı olsun, Cengiz Başkan olmasaydı biraz daha zordu işimiz. Tanker bizim için çok önemliydi, bu yangın tankeri. Biz orman bölgesi birinci bölgesindeyiz. Hani ilk yangın çıktığında biz hani traktörümüzü takıp bir an önce gidip buraya yetişmemiz lazım. Çünkü orman bizim ormanımız. Hani o yüzden Allah razı olsun, bu bizim için çok önemliydi. Yerine de geldi. Hani köyde de bir evde yangın çıkabilir. Her konuda kullanabiliriz. Hani büyük şehrimiz çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Teşekkürler.